Arkadaşlar hem çok basit, hem çok kaliteli, herkesin yapabileceği nitelikte köfte tarifim var. Çok pratik diyorum. Hem malzemeyi tanıtıyoruz, hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Burada 500 gram kıymamız var. Kıymayı şöyle bir alalım kenara. Soğanları ister robottan çekin, isterseniz ince doğrayın. Bir tutam maydanoz. Dövülmüş iç dişte sarımsak atıyoruz. Şimdi bunu robottan çekeceğiz. Soğanlarımızı, maydanozlarımızı robottan çektik. Sarımsaklarımızı. Kıymamızı atıyoruz içine. Sulu olsa bile suyunu süzmeyin. Galeton onun suyunu çeker. 500 gram kıymaya 3 yemek kaşığı galetonu. Eğer galetonu yoksa yarın bayat ekmek kullanabilirsiniz. Genelde köftelerde yumurta beyazı kullanmaya çalışıyorum. Yumurta beyazının daha çok yapıştırıcı özelliği olduğundan dolayı. Yeteri kadar tuz. Köftelerde baharat kullanmıyorum. Etin kendi lezzetinin önüne geçmesin diye karabiber. Sadece karabiberle pul biber kullanıyorum baharat olarak. Pul biber. Tabi siz seviyorsanız istediğiniz baharatlarını da katabilirsiniz. Köfteyi ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Birbirine daha çok yapışır, yapış yapış olur. Köftenizde dağılma olmaz. Köftemizi dolapta 5 dakika dinlendireceğim. Porsiyonla işlemine geçeceğiz. Köftemizi dolapta dinlendirdik. Hemen şöyle bir bölelim. Ekmek böler gibi. İstediğimiz büyüklüklerde köftelerimizi keseceğiz. Kıymanız çok yağlı olmasın. Zamanınızı çalmayalım. Hemen şöyle bir gösterelim. Köftelerimiz hazır. İsterseniz bu köfteleri difrize atar 3 ay sonra kullanırsınız. Pişirme tekniği olarak da 160 derece fırına atarsınız. Ortalama bir 15 dakika pişirirsiniz. Ondan sonra yemek yaparsınız. Ya da tavada sotelersiniz. Hangisi daha kolay geliyorsa işinize. Soğanlarımız fazla kalın olmasın. Tavamızın altını yaktık. Tavamızın biraz ısınmasını bekliyoruz. Çok az bir de yağ ilave ediyoruz. Bir kontrol edelim. Yağımız ısınmış. Köftelerimizi yüksek ateşte bir çevireceğiz. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Baharat kokusu değil, sadece et kokusu geliyor. Köftelerimiz oldu. Hem bir tanesinin tadına bakayım hem de size de göstereyim. Görüyor musunuz? İçinde bir tane çiğlik yok. Ortalama 5 dakika sotelerim. Hemen bir tavamızı da boşaltıyoruz. Tabi buradaki güzel köftenin kokusunu, yağını bırakmayacağız.
Az bir yağ ilave ediyoruz. Köftede kullanacağımız soğan içini ilave ediyoruz. Sarımsaklı soğanı. Köftenin lezzet kokusuyla beraber kavurma işlemine başladık. Soğanlarımız karamelize oldu. Hemen domates biberi ilave ediyoruz. Bunları da güzelce bir soteleyelim. Domateslerimiz sotelendi. Çok az bir su ilave ediyoruz. Baharatlarını atıyoruz. Tuz, karabiber, pulber atacağız. Başka hiçbir şey atmayacağız. Şöyle bir daha karıştıralım. Sotelediğimiz köfteleri içine atalım. Tam bu aşamada bırakacağız. Köfteyi attıktan sonra 2 dakika. Altını kapatıyoruz, fırın işlemine geçiyoruz. Hemen şöyle bir yapalım. Tabii sağa sola da dökmeden. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Kaşarları çok fazla üstünde kızartmayacağız. Sadece eriteceğiz. Erittiğimiz gibi çıkartacağız. Şimdi fırına. Hafiften bir kaşarların erimesi yeterli. Hemen şöyle yemeğimizi gösterelim. Dediğim gibi tam eritme yapmadım. Yemeğimiz bu, şöyle bir gösterelim. Mis gibi, görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar inşallah sizin için hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.